Herkese merhaba. Bugün değişik bir Varşova turuna var mısınız? Şu anda Varşova Hayvanat Bahçesi'nin önündeyiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Mihail Arhangiola Katedrali'nin önünde bulunuyoruz. Eser gotik tarzı yapılmış bir eser. Kulelerinin uzunluğu 75 metreden oluşuyor. Polonya Varşova'nın 2. Dünya Savaşı'nda %85'inin yıkıldığı gibi buradaki eski katedral de yıkılıyor. 1950 yılında yeniden inşa etmeye başlıyorlar. 1966 yılında şimdiki halini alıyor. Rusya baskısından kurtulduktan sonra bu eseri Ruslara inat olsun diye bu katedrali buraya dikiyorlar. Yetkililerle görüştüğümüzde içeride birazdan bir nikah töreninin olacağını söylediler. Biz de içeriye girelim, nikahlarını nasıl kıyıyorlar onu bir görelim. Siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? İndirin lan silahları! İndirin! İndirin basmıyorum anasını avradını lan! Benim adım bomba, soyadım ölüm lan! Bu binada bir şey dikkatimizi çekti. 10 dakikadır izliyorum. Genellikle uzak doğulu vatandaşlar girip çıkıyor. Hadi gelin içeriye girelim bakalım neler varmış.
Burada niye bu kadar çok uzak doğulu var? Videoda izleyip anlamışsınızdır umarım. Şimdi de Varşova'nın en ünlü restoranlarından Zapiyeç'teyiz. Zapiyeç'teki menüler bizim mantılara benziyor. Ben biraz Çerkez mantısına benzettim. Bakalım, diğerlerinden çok anlamadığımız için ıspanaklı söyledik, içinde domuz olmasın diye. Ispanaklı mantıyla pancar çorbası söyledik. Pancar çorbası damak zevkimize göre çok kötüydü. Ama ıspanaklı mantısı gerçekten şahaneydi. Yanında soğuk ve sıcak olarak peynir sosu getiriyorlar. Onları da denemenizi tavsiye ederim. Mekan güzel, sıcak bir mekan. Çalışanların üstünde değişik kıyafet vardı. Sorduk. Kendilerinin yöresel kıyafet olduğunu söylediler. Yolunuz düşerse kesinlikle Zapiyeç'i tavsiye ederim.